Metro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Beyza Erdoğan. Sektörden haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendiği konuşmasında iklim değişikliği konusuna da değindi. Erdoğan, hiçbir ülkenin emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum sürecini tek başına göğüsleyemeyeceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 79. oturumu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde toplandı. Toplantıda ilk konuşmayı ABD Başkanı Joe Biden yaptı. Biden'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel kurula hitap etti. Konuşmasında birçok kritik konuya değinen Erdoğan'ın verdiği mesajlar arasında enerji sektörüne dair gelişmeler yer aldı. Erdoğan, Türkiye'nin enerji ve çevre başta olmak üzere her konuda yapıcı işbirliğine hazır olduğunu, komşu ülkelerden de aynı yaklaşımı beklediklerini katılımcılara aktardı. Hiçbir ülkenin de emisyon azaltımı ve iklim değişikliğine uyum sürecini tek başına göğüsleyemeyeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'daki batarya patlamalarına ilişkinse siber terör saldırıları aynı zamanda bu teknolojilerin nasıl ölümcül bir silaha dönüşebildiğini de göstermiştir değerlendirmelerinde bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'ye gelen Yüzer Üretim Platformu'nu inceledi. Tesisin 2026 yılında Sakarya gaz sahasında devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğalgaz işleyeceğini ve tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacağını açıkladı. Türkiye'nin ilk Yüzer doğalgaz üretim platformu Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Yüzer üretim platformunda incelemelerde bulunmak için Çanakkale'ye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'le birlikte platform hakkında bilgi aldı. Daha sonra Bakan Bayraktar, tesisin helikopter pistinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Tesisin önemine değinen Bakan Bayraktar, Sakarya gaz sahasındaki üretimin iki katına çıkacağını söyledi. Türkiye'nin ilk Yüzer üretim platformu, üretim tesisini bugün nihayet ülkemize getirdik. Yaklaşık 51 günlük bir seyahatten sonra şu anda bu tesis ülkemize ulaşmış durumda. Çanakkale'deyiz. Bu tesis bizim Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında üretimimizi, şu andaki üretimimizi ikiye katlayacak. Şu andaki ilk fazla 10 milyon metreküp olacak üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracak. Ve bu sayede ilave 4.4 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını tek başına buradan sağlayacağımız bir tesis. Özellikle gemi demiyoruz. Bu hakikaten bir endüstriyel tesis, sanayi tesisi. Tabii ilklerden birine bugün şahit oluyoruz. Çünkü bu tesis hakikaten bizim denizdeki üretim üssümüz olacak. Bu üretim üssünü de aktif hale getirdiğimizde önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde 2026 yılında inşallah burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu yaklaşık 7,5 milyar metreküp yıllık bir üretime tekabül eder. Bu da ülkemizin ihtiyacının neredeyse %8'ini, 7,5'unu karşıladığımız bir hale bizi getirecek. %15'ini karşıladığımız bir hale bizi getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli, çok tarihi bir gün. Sinop'ta güneş panellerinden elde edilen elektrikle elektrikli araçları şarj edebilen sistem kuruldu. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu kampüs alanında kurulan istasyonda TOG marka bir araç şarj edildi. Türkiye'de TOG'la birlikte hareketlenen elektrikli araç piyasası giderek büyüyor. Artan elektrikli araç talebinin yansıması olarak elektrikli araç şarj istasyonlarının sayısı da her geçen gün artıyor. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi Serkan İşcansa, hayata geçirdiği proje ile güneş panellerinden elde edilen elektrikle elektrikli araçları şarj edebilen sistem kurdu. Üniversitenin kampüs alanında kurulan istasyonda TOG marka bir araç şarj edildi. Öğretim üyesi Serkan İşcan, amaçlarının sürdürülebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak elektrikli araçların çevre dostu bir şekilde şarj edilebilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Projemizin amacı yenilenebilir enerji destekli elektrikli araç şarj istasyonunu geliştirmek ve bunların yönetimini sağlamak. Kendimiz bir prototip geliştirdik. Projemiz öncelikle 4 aşamadan oluşuyor. Bu ilk aşamasını burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İlk aşamada biz bir alternatif akım AC1 şarj istasyonu geliştirdik. Bu şarj istasyonu
10 saatten 2 saate kadar şarjın aracı şarjını düşürebiliyoruz 2 saate kadar. İkinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamamız depolama sistemleri üzerine olacak. Yani güneşten kullanmadığımız veya fazla elde ettiğimiz enerjiyi depolama sistemlerinde depolayacağız. Dördüncü aşamada ise tüm sistemin akıllı şebekenin yapay zeka modeliyle yönetimine odaklanacağız. Tüm bu sistemlerin totalinde ülkemize özellikle 2030 ve 2053 iklim değişikliği planına uygun bir vaziyette enerji dağıtım, üretim tarafında katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize burada eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimize bir uygulama mekanı da oluşturmuş bulunuyoruz. Sanayiye katkımız devam ediyor. Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği PILDER tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi Bilişim Vadisi Gebze'de yapıldı. 750 katılımcının bir araya geldiği zirve kapsamında 32 uzman konuşmacı yer aldı. Zirve kapsamında ham madde süreçlerinden hücre üretim tekniklerine, sıra dışı pil uygulamalarından sürdürülebilir atık stratejilerine kadar pil ekosisteminin her aşaması ele alındı. Pil Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği PILDER tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Batarya Teknolojileri Zirvesi Bilişim Vadisi Gebze'de yapıldı. Pil ve batarya teknolojileri alanında Türkiye'den ve uluslararası arenadan 32 uzman konuşmacının yaklaşık 750 katılımcıyla bir araya geldiği zirvenin açılış konuşmalarında batarya teknolojilerinin hem enerjide hem de sanayide yaşanan dönüşüme liderlik edecek alan olduğu vurgusu yapıldı. Batarya Teknolojileri Zirvesi 2024'ün açılış konuşmalarını yapan Zirve Komitesi üyesi Emin Mert Uygun, zirveyi düzenleyen PILDER Başkanı Kadem Usta ve zirvede konuşmacı olarak yer alan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Genel Müdürü Osman Şahin Köşker, RIB Batarya CEO'su Dr. Alper Baykut, Renault Grup Elektrikli Araçlar Batarya Kalite Program Müdürü Ümit Batmaz, Petrotürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Emin Mert Uygun, Türkiye'de batarya teknolojilerinin gelişimi hakkında konuştu. Öncelikle hızlı bir gelişme yaşandığını söylemeliyiz. Hız bizim işimiz Türkiye'de. Hani yeni teknolojiye adapte olmak konusunda gerçekten iyiyiz. Yatırımlar da aynı hızla devam ediyor aslında. Ama hücre teknolojisi de elbette transfer etmek durumunda olduğumuz bir know-how. O kabiliyeti de ülkemize kazandığımızda değer zincirini tamamlamış olacağız. Yatırımcılara seslenen Kadem Usta yerli üretim batarya vurgusu yaptı. Şu an enerji santrali yapacak olan yatırımcılarımızın yerli üretilmiş bataryaları kullanması çok önemli. Hem cari açımız için çok önemli, hem güvenlik için çok önemli. Yerli ekosistemin gelişmesi için çok önemli. O yüzden şu an enerji santrali, güneş enerji santrali, rüzgar enerji santrali, depolamalı santral yapacak bütün yatırımcı firmalara yerli bataryaları kullanmasını tercih etmelerini istiyoruz. Bu talebimizi buradan da duyurmuş olalım. Arge alanında yapılan çalışmaların önemine değinen Osman Şahin Köşker, Türkiye'nin hedeflerinden bahsetti. Arge çalışmaları çok çok değerli. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor, sürekli yenileniyor ve hem verimlilik noktasında hem de daha sürdürülebilir olma noktasında hem de daha uzun ömürlü olma noktasında sürekli yeni teknolojiler ya da işte yeni gelişimler, yeni inovasyonlar geliştirmek zorundasınız. Türkiye'yi batarya üssü yapmak istiyoruz hedefi ortaya konuldu. Bu çok değerli bir görüş. O yüzden de bu noktada şu anda hızlı ilerlememiz gerekiyor. Alper Baykut da bataryaların geri dönüşümüne dikkat çekti. Geri dönüşüm için daha çarklar yeni dönmeye başladı. Sırf Türkiye'de değil, aslında Avrupa'da da öyle. Bizim takip ettiğimiz kadarıyla hani Amerika ve Kanada bu konuda biraz daha önde gidiyor. Büyük firmalar kurdular ve özellikle lityum bazlı geri dönüşümü hallettiler. Avrupa'da da bu yola girmiş durumdalar. Türkiye'de biliyorsunuz regülasyonlar lityum özelinde çok net değil daha hala. Yani büyük ihtimal TÜBİTAK veya işte enstitüler bazında bir geri dönüşüm tesisinin hazırlığının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Batarya üretimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ümit Batmaz, Türkiye'nin önünde büyük fırsatlar olduğunu belirtti. Türkiye çok kritik bir ülke batarya teknolojileri açısından. Çünkü Avrupa'nın tedarik zincirinde Çin'den uzaklaşmak gibi bir öncelik var. 2030 itibariyle Avrupa'nın 2000 gigawattın üzerinde bir batarya kapasitesine sahip olmasını bekliyoruz. Bugün için Türkiye'de planlanmış yatırım 80 gigawatt. Dolayısıyla arada çok büyük bir fark var. 2000 gigawatta rağmen Avrupa gene de önemli bir batarya komponent
ve ham madde ithalatçısı olacak. Türkiye bu alanda yatırım yaparsa çok büyük bir fırsatı değerlendirme imkanı bulacaktır. Haftanın gündeminden önemli başlıkları aktardık. Enerji sektöründen bilgi almak için Enerji'nin haber merkezi Petrotürk TV'yi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.